Sürekli olarak para sıkıntısı mı çekiyorsun? Ayın sonunu zor mu getiriyorsun? Herkes bolluk ve bereket ve refah içinde yaşarken senin kesen bir türlü diğerine gelmiyor mu? Eğer bütün bu sorunlar senin için bir sorunsa bu video tam da sana göre. Bolluk ve bereket içinde yaşamaktan bahsediyoruz. Bolluk için pek çok şeyler yapıyoruz. Ritüeller yapıyoruz, seremoniler yapıyoruz, hıdrellez yapıyoruz, altın çalışmalarına katılıyoruz ama yine de olmuyor değil mi? Bunun sebebi tabii ki yine son kitabım Neysen Onu Çekersin'de anlattığım zenginlik bilinciyle ilgili sevgili dostlar. Zenginlik bir bilinçtir. Evrendeki her şeyin enerji olduğu ve her enerjinin bir titreşim değeri olduğunu biliyoruz. Peki bunun sadece maddi, somut şeyler değil de kavramlar üzerine olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla eğer duygu ve düşüncelerimizin, inançlarımızın pek çok kavramın da bir titreşim değeri olduğunu biliyorsak, bu titreşim yüksek ya da düşükse işte buna göre de hayatımızdaki pek çok dinamik yerine oturuyor. Bu ilişkilerde de olabilir, bu işinizdeki başarıda da olabilir, bu sürekli gelirinizde de olabilir. Gelir akışınızı sürekli sekteye uğratan, farkında olmadığınız, planlamadığınız aksilikler mi yaşıyorsunuz? Gelen paranız geldiği gibi borçlarınızı kapatmaya mı gidiyor? Ve o borçlarınız bir türlü kapanmıyor. Sürekli olarak bir borç döngüsü içindesiniz. Dünyanın ve Türkiye'nin ekonomik krizinden bağımsız olarak size bu döngüyü kırmanızın sizden kaynaklandığını söylesem. Evet, bolluk ve bereket bir bilinçtir. Zenginlik bir bilinçtir. Zengin olmayla ilgili, parayla ilgili, sahip olduğumuz servetle ilgili, taşıdığımız sınırlayıcı inançlar ve bu inançların, sınırlayıcı inançların duygusal titreşim değerleri hakkında bir fikrimiz yoksa parayla ilgili sürekli olarak sınanırız. Bunu nereden biliyorum biliyor musunuz? Kendimden biliyorum. Sürekli olarak bolluk ve bereket üzerine çalışan, iyi para kazandığı halde bir türlü para biriktiremeyen, ondan daha az para kazanan insanlar, çok daha refah, müreffeh hayatlar, işte ne bileyim lüks hayatlar, evler almalar, yazlıklar almalar yaşarken bunların hiçbirini yaşayamayan biriydim. Farkında olmadan parayla ilgili, zenginlikle ilgili taşıdığım sınırlayıcı düşüncelerin de farkında değildim. Dolayısıyla da diyordum ki bir türlü paramı denkleştiremiyorum, bir türlü ayın sonuna getiremiyorum, bir türlü borçlarımı kapatamıyorum. Ta ki seninle şimdi biraz sonra paylaşacağım bu %100 etkili tezahür sistemini fark edene kadar. Kendi kurucusu olduğum ve patentli tekniğim olan kuantum tezahür sisteminde 2019'dan beri insanlara, danışanlarıma ve seminerlerime katılan öğrencilerime kuantum tezahürünün sınırsızlığını anlatıyorum. Bizlere her şeyin sınırsızca ve sonsuz verildiği bir bolluk ve bereket alemi içinde yaşıyoruz aslında. Kıtlığın ve yokluğun, dolayısıyla borcun, bizler için normalize edildiği bir toplum değeri içerisindeyiz. Peki size bunun normal olmadığını, bunun doğal olmadığını söylesem, her şeyden önce zenginlik inancı ile ilgili anlamamız gereken şey zenginliğin karşısında fakirliğin olmadığı sevgili dostlar. Zenginliğin karşısında kıtlık var. Ve bu kıtlık sinsi bir şekilde siz daha doğmadan önce ailenize, o ailenizden onların ailelerine ve onlardan da kuşak kuşak eskiye doğru atalarımızdan bizlere doğru gelen bir inanç aslında. Bu inanç farkında olun olmayın. Epigenetik dediğimiz kuşaklardan DNA ile ve DNA'nın bizlerdeki yansımasıyla ki tezahür diyoruz buna bizlere sirayet eden bir enerji. Epigenetik bilimi bize her şeyin hücrenin içerisinde bir enerji olarak taşındığını, bu enerjinin de sadece biyolojik formda değil, duygu, düşünce, his gibi enerjinin de yine atalarımızdan bizlere taşındığını ispat eden bir bilim dalı. Yine gördüğümüz kadarıyla eğer atalarımızda kıtlık bilinci varsa, yokluk bilinci varsa ki yaşamamanız mümkün değil. Çünkü dünya tarihine baktığımızda savaşlardan, yokluklardan, kıtlıklardan dolayısıyla her türlü zenginin önüne ket vurulan sistemlerden geliyoruz tarih boyunca. Ve özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı sonrasında kuşaklara baktığımızda, kuşakların tüketim alışkanlıklarına baktığımızda 2-3 kuşak önceki kuşağın baby boomer kuşağı,
Yani baby boomer ne? Veledi zelzele olarak bildiğiniz savaş sonrasında hayatta kalma içgüdüsüyle, insanın hayatta kalma içgüdüsüyle, ki biliyoruz ki çünkü insan biyolojik bir varlıktır ve yaşamsal tehdidin olduğunu hissettiği yerlerde daha fazla üreme eğilimine sahiptir. Baby boomer zelzele çocuğu olarak bildiğimiz, yani veledi zelzele olarak Türkçe'de tabiri geçen deprem gibi, savaş gibi çok büyük afetlerden sonra biyolojik kodlama gereği doğan bir nesli anlatır. 1945-1965 arası doğan kuşak baby boomer kuşağı olarak bilinir. Ondan sonra ise X, Y, Z kuşakları var. Baby boomer kuşağının tüketim ve para harcama alışkanlıklarına baktığımızda kıtlık bilincine sahip olduklarını görebiliriz. Çünkü baby boomer kuşağı savaş görmüştür. Birinci ve ikinci dünya savaşı. Birinci dünya savaşı görmüş ebeveynler tarafından yetiştirilmiş. Kendileri bazıları İkinci Dünya Savaşı'nın erken dönemlerine şahitlik etmiş veya yine bu ebeveynler tarafından yetiştirilmiş bir kuşaktan bahsediyoruz. İstediğin kadar parayı tezahür ettir videosunda ben niye şimdi bunu dinliyorum diyebilirsin. Lütfen dinle, çünkü anlattıklarımın bilimsel bir karşılığı var. Eğer atalarından sana aktarılan kıtlık bilincini hücresel boyutta, zihinsel ve enerjisel boyutta bütün bedeninden, zihninden, duygun ve düşüncenden temizlersen kalıcı olarak zenginlik frekansına uyumlanacaksın. O yüzden lütfen dinlediklerimi bir de bu perspektiften anlamaya çalış. Baby boomer kuşağı bir tane zeytini 2-3 kere de yiyen bir kuşak. Benim de babaannem onlardan bir tanesiydi. Tutumlu olmanın, tasarrufu olmanın gibi kalitelerini öğrendik tabii ki onlardan. Ama bir yandan da olmayabilir. Yarınımızda ne olacağımız belli değil. O yüzden ben bunu tutayım, ben bunu saklayayım, ben bunu stoklayayım. Bunun bize faydaları olduğu gibi çok da büyük zararlar olur. Çünkü kıtlık tam da buradan başlar sevgili dostlar. Yeterince yok, bana kalmayacak. Bunu hemen saklamalıyım. Daha önce buna benzer videolar çekmiştim seninle. Hatırlarsan, eğer izlemediysen kıtlık bilinciyle ilgili videomu buraya koyayım. Kıtlık bilincinde olduğunu zaten anlaman için çok basit şeyler vardır. Bir şeyden fazlasıyla alıyorsan, yemek yerken bile sana kalmayacağından kaygılanıyorsan kıtlık bilinci içindesindir. Kuantum tezahür alanı bana şunu söyler. Kainatın her yerinde sınırsızca bize sunulan bir bolluk evreni içinde yaşamaktayızdır. Kıtlık diye bir şey yoktur. Dolayısıyla zenginliğin karşısında kıtlık vardır. Fakirlik yoktur. Bana kalmayacak, benim için yeterli yok. O yüzden yok inancı. Ben bu inancı fark ettiğimde kendim için, çok paralar kazanan bir oyuncuyken, vergi dairesinde vergi rekortmeni bir oyuncuyken hem de bunu yaşıyordum. Çünkü paranın elimden bir an evvel çıkarılması gereken bir şey olduğuna inandırılmıştım. Bunun da farkında değildim. Bunun inancının nerede olduğunu sonra anladım. Babam sol görüşlü bir insandı. Ekmeğin, emekçinin, işçi sınıfının, proleter sistemin yanındaydı. Ekmeğin paylaşılması gerektiğini düşünüyordu. Evet, bu güzel bir şey. Ancak burada da bir dengesizlik vardı. Aynı zamanda kendi bolluğunu ve bereketini emeğinle, iş gücünle kazanıyorsan, evinde huzurla, zenginlikle kazandığın emeğini harcayabilirsin. Ama o kuşağa bu öğretilmemişti. Dolayısıyla biraz daha dengesizdi. Paranın kötü bir şey olduğunu, zengin insanların fakir insanları ezen, sömüren, kötü niyetli insanlar olduğuna inanmıştım belki de. Ki 70'li kuşak, 70'lerde büyüyen bir kuşak olarak o zaman çekilen filmleri hatırlarsınız. O zamanın görüşüne uygun olarak işte patronlar, zengin ve şımarık insanlar fakir işçilerin haklarını sömürürlerdi. Ama böyle miydi gerçekten? Tabii ki böyle değildi. Sonra zaman ilerledi. Ben de farkında olmadan parayla ilgili taşıdığım bu sığınmacı inançları fark edip onlarla ilgili çok çalışmaya başladım. Paranın elime geçtiği andan itibaren kurtulmam gereken bir pislik, bir kir, bir şey olmadığını, paranın bana sağladığı gücü iyilik için, dünyada görmek istediğim değişim için kullanabileceğimi fark ettim. İnsanları sömürmek, insanları yok etmek, onların emeklerini çalmak için değil, dünyada daha eşit, daha adil, daha şifalı bir dünya yaratmak için de parayı kullanabilirdim. Bunu anladıktan sonra paraya bakış açım da değişmeye başladı ve parayı sevdiğimi fark ettim. Parayı seviyorum. Eğer bunun farkında değilsen kendin de bunun için bir an kendine bir mola verebilirsin ve para benim için ne ifade ediyor diyebilirsin. Para senin için eğitimini aldığın, mezun olduğun, uzmanlaştığın bir uzmanlık alanın, ki buna mesleğin diyorum, mesleğini icra ederek zamanını ve uzmanlığını değiş tokuş ettiğin bir şey mi?
Belki de senin için budur. O zaman belki sen gerçekten 8-6 masa başı içinde kendini bir tutsak gibi hissedip, tükendiğini hissettiğin, sıkışmış hissettiğin bir esaret altında yaşıyorsundur. Ay başında maaş çekini alıp, yemek fişini alıp, birkaç tane hobine para ayırıp, vakit ayırıp daha sonra tekrar o esaret sistemine geri döndüğünü düşünüyorsundur. Öncelikle para kazanmanın değil, paranın senin için ne ifade ettiğine bakacaksın. Hayatta yaşamak istediğin her şeyi deneyimlemek için sana sınırsız bir imkan sunan, güç sunan, bilgi sunan, özgürlük sunan bir şey. O yüzden zenginlik bilinci dediğim şey, sana her zaman her şeyin zaten verildiğini bilmen. Sen zaten zengin olduğunu biliyor olmalısın. Sen zaten zenginsin. Bunu fark ettiğin zaman paraya kavuşmak için, paraya sahip olmak için, parayla ilgili uğraştığın her şey bir çırpıda uçup gidecek. Kendi hayatımda bunu yaşadım. Şu anda sınırsızca ihtiyacımdan da fazla para sürekli olarak hesabıma geliyor. Bunu sana hava atmak için, böbürlenmek için söylemiyorum. Bunu sana ilham vermesi için söylüyorum. İnan bu kolay olmadı. Ben de gerçekten para kazanmanın zor olduğunu, daha doğrusu para kazanıp kolay para kazanıp çok kolay harcayan biri olarak aslında parasız kalmanın normal olduğuna inanan biriydim. Kıtlık bilincine çok fazla sahiptim. O kıtlıkta yetersizlik içerisinde böyle işte yokluk içinde, kaygı içerisinde, yetersizlik içerisinde korkuyla yaşayan biriydim. Sonra şunu fark ettim. Ben yaşamın bana sunduğu o güzellikleri, zenginliği, yaşamayı sevdiğim için ben kendi uzmanlığımla, zamanımla bir şey değiş tokuş etmiyordum. Ben sevdiğim işi yaparak bir yandan da bana özgürlük getiren güzel bir araca sahiptim. Bunun için en etkili tezahür tekniklerinden bir tanesini şimdi seninle paylaşacağım. Yaşadığın ve sahip olduğun her şeye günün ilk sabahında, her günün ilk saatinde kendin için şükran duyarak başlamanı isteyeceğim. Dünyanın sahip olduğu en yüksek titreşim değerine sahip duygulardan bir tanesinin sevgi, coşku değil, şükran olduğunu söylemek isterim. O yüzden yaşamında sahip olduğun her şeye güne başladığında ilk iş olarak şükran duyarak başla. Ne demek şükran duymak? Yaşamında sahip olduğun fiziki boyutta, zihinsel boyutta, enerjetik boyutta bir huyun olabilir, bir kabiliyetin olabilir, ailen olabilir, fizik bedenin olabilir. Sahip olduğun maddesel şeyler olmak zorunda değil. Daha çok yeteneklerinden bahsediyorum. Zihinsel yeteneklerinden bahsediyorum. Ve kendine teşekkür etmeyi ihmal etmeyeceksin. Bu kıtlık bilincinden kurtulmanın en güzel yollarından bir tanesi. Şimdi diyeceksin ki Ayşe sen de iyice saçmaladın. Yaşamımda sahip olduğum şeylere şükretmekle para tezahürünü arttırmamın ya da sınırsızca bana paranın akmasını nasıl sağlayabilirim? Sahip olduğun şeylere teşekkür ettiğinde ve onlara minnet ve şükran duyduğunda şunu diyorsun evrene, kuantum evrene. Her şey fazlasıyla benim için gerçekleştirildi. Zaten var. Çok teşekkür ederim. Sınırsızca hesabımda ihtiyacımdan da fazla miktarda paranın her gün düzenli olarak hesabıma bana aktarılmasından dolayı sana teşekkür ederim. Beynimin yeni olasılıklara açmak için kullandığım basit bir olumlamadan bahsediyorum sana. Bu kafanı karıştırıcı gelebilir. Çünkü genel olarak sana şu öğretildi. Ay sonunu zor getireceğim. Bu parayı ödeyemiyorum. Bunu yapamıyorum. Bu parayı ödeyemiyorum. Kredi kartıma borcumu ödeyemiyorum. Çok borcum var. Param yok, bende yok, param bitti. Tüm bunları içinden, düşünce olarak ya da yüksek sesle tekrarladığında kendindeki duygulara ve hislere dikkatini getirmeni isteyeceğim. Bunu söylediğin anda bedeninde neler oluyor? Param yok, ay başımı zor getiriyorum, parasız borcum çok fazla. Büzüştüğünü, küçüldüğünü, daraldığını ve sıkıştığını hissedebilirsin. Enerji dediğimiz şey asla yalan söylemiyor demiştim. Hatırlarsın. Enerjimi beni geliştiren, beni genişleten şekilde mi kullanacağım? Yoksa beni büzüştüren, beni küçülten şekilde mi kullanacağım? Sınırsızca sana her şeyin sunulduğu bir alemdesin. Sadece yok olduğuna inandırıldın. Elindeki imkanlarla, kazancınla sanki zengin olduğunu düşünüyorsun. Bu çok yanlış. Benimle çalışan sayısız danışanım hayatlarına deneyimleyemeyecekleri miktarlarda paraları şu anda yaşıyorlar ve deneyimliyorlar. Hayatlarında benle çalışmaya başladıktan önce ve sonra olarak iki tane net ayrım var. Aylık gelirlerinin onlara verdiği bu ama bu benim gerçeğim işte ben aylık bu kadar net maaş alıyorum. O kadar takılmışlardı ki
sadece maaşlarının gelir kaynağı olabileceklerine inanmışlardı. Zihinlerindeki bariyerlerden, zihinlerindeki sınırlardan kurtuldular ve sınırsız bir zihinsel yapıya sahip oldular. Titreşimlerini yükselttiler ve dolayısıyla para tezahürlerini artırdılar. Ve bu kişiler senin benim gibi kişiler. Ve bir kişinin başardığını bütün insanlık başarabilir biliyorsun. Düşünce yapını fark etmeni istiyorum. Parayla ilgili sahip olduğunu düşündüğün ya da farkında olmadığın sınırlayıcı inançları nelerdir? Eğer videonun burasına kadar izlediysen harika bir şey yaptın kendin için. Şimdi kendine şunu sormanı istiyorum. Ve sorduktan sonra bu videoyu durdur ve bir defter al. Defter almaya vaktin yoksa bile en azından ellerini kafanın arasına koy ve bir düşün bakalım. Gerçekten parayla ilgili farkında olmadığım nasıl sınırlayıcı düşüncelerim var? Para benim için ne ifade ediyor? Lütfen ben seni bekliyorum burada. Bir dur ve düşün bakalım. Evet, düşündüğünü düşünüyorum. Ben de sana bir cevap vereyim. Ben de senin gibiydim diyorum ya. Gerçekten ben parayı seviyorum. Paranın bana verdiği özgürlüğü seviyorum diyordum ama babamdan aktarılan, annemden aktarılan, onların annelerinden aktarılan o kodlar bende o kadar güçlü yer etmişti ki hayatımda her ne kadar çok fazla para içinde yaşasam da para kazanacağım işim de olsa o para bende kalmıyordu. Bunu fark ettiğim anda işte bu fasit daire dediğim çemberden çıktım. Kendimi oradan o girdaptan kurtardım. Ve bu girdaptan kurtardığım anda aklımın alamayacağı, bak sana şunu söylüyorum, aklımın alamayacağı alanlarda zenginlikle desteklendim. Şu anda oyunculuktan para kazanmıyorum. Şu anda yaptığım meslek tamamen başka. Ve oyunculuktan çok daha fazla parayı, çok daha keyifle, keyif alarak ve dünyanın ve insanlığın dönüşümüne hizmet ederek kazanıyorum. Ve bunu yaptığım için de çok mutluyum. Çünkü bu bir dönüşüm. Aynı şey sen de kendi yaşamın için yaratma kapasitesine sahipsin. Sınırsızca sana her şeyin sunulduğu bir bolluk bereket evrenindesin. Düşüncelerini değiştireceksin ve gerçeğini değiştireceksin. Parayla ilgili düşüncelerini fark ettin. Bunları değiştirmeye razı mısın? Bunları değiştirmek istiyor musun? Cevabın evetse bir sonraki adıma sıçrayalım. Şükran duymak demiştim zaten. Şükran duygusu kainattaki en yüksek titreşimlerden bir tanesi ve sabah ilk kalktığımda günüme sahip olduklarıma şükrederek başladım. Her gün bunu yapmak için 5 dakikamı ayırıyorum. Bu benim fiziki özelliğim olabilir. Bu benim bir huyum olabilir. Bu benim kendi kariyerimle, işimle ilgili olabilir. Ve sadece şunu söyleyebilirsin. Her gün ihtiyacımdan da fazla para, anlayamadığım kaynaklardan, sınırsız kaynaklardan bana kolayca akıyor. Her gün ihtiyacımdan da fazla para, sayısız ve sınırsız kaynaktan kolayca hesabıma akıyor. Bunu söylemek bile sana kendini çok güçlü hissettirecek. Bu arada bu olumlamanın yüksek titreşimini lütfen göz ardı etme. Belki şu anda söylediklerim sana komik gelmiş ya da alay ediyor olabilirsin. Ama denemekten bir şey kaybetmezsin diye düşünüyorum. Sabah ilk iş kalktığında sahip olduğun her şeye şükretmeni istiyorum. Şükrettikten sonra da biraz önce sana söylediğim afirmasyonu yani olumlamayı yüksek sesle tekrarla. Bunu kendi sesinle yüksek sesle tekrarlamaya devam et. Bununla ilgili sana para olumlamaları üzerine bir video çektim. Kanalda zaten bu mevcut. Bunun linkini de buraya bırakayım. Ama sana sunabileceğim en etkili, en hızlı olumlama her gün ihtiyacımdan da fazla para sayısız ve sınırsız kaynaktan hesabıma akıyor. Bunu tekrarlamaktan vazgeçme. Ve sonra bu videonun altına gel ve yaşamında neler değişti benimle paylaş. Umarım videomu beğendin. İlk kez bu kanala geliyorsan bu tarz videoları kaçırmamak için abone olabilirsin. Yukarı parmak tuşuyla videomu beğenerek daha fazla insanın bu faydalı videoların önlerine çıkmasına yardımcı olabilirsin. Bugünlük benden bu kadar. Bolluk ve bereket seninle olsun.